Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda alan konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani alan kaydırma ve sinüs alan teoremini anlatacağız. Arkadaşlar birinci video taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. İkinci video neydi? Alan dağıtma. Ve üçüncü video yani ilk üç video arkadaşlar çok önemli. Bu üçüne hakim olursanız alanla ilgili soruların %80'ini çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu alan kaydırma da çok önemli. Alan kaydırma dediğimiz nedir? Üçgende iki paralel doğru arasında yani D1 ile D2 paralel olduğunda, bakın dikkat edin. alan ABC, alan DBC ve alan EBC birbirine eşittir ve bunu sonsuz tane alan şeklinde yani iki paralel doğru arasında şu şekilde yapabiliriz. Tabanı sabit tutacak şekilde, tabanı sabit tutarak iki paralel doğru arasında ee, taban bir doğru üzerinde ise tepe noktası da yine diğer doğru üzerinde ise bu tabanı sabitleyip tepe noktasını istediğiniz yere kaydırabilirsiniz. Tepe noktasını aldınız D'ye getirdiniz. Bu tepe noktası bu. Taban bu olacak şekilde üçgen oluşturduğunuzda bu üçgenin alanıyla eski üçgenin alanı aynıdır. Hatta bu noktayı E'ye de getirseniz şu üçgenin alanı yine aynıdır. Sebep tabanları aynı. iki paralel doğru arasında yükseklikler her zaman her yerde aynı değil midir? Bu yükseklik, bu yükseklik, bu yükseklik aynı değil midir? İstersen bu tabanı sabit tut. Bu tepe noktasını al, bu doğruyu uzat, şuraya kadar getir. Hiç fark etmez. Yine o taban ve tepe noktası bu olacak şekilde şeyi o üçgen oluştur. Taban aynı, yükseklik aynı olduğu için ne olmak zorunda? Alanları eşit olmak zorunda. Ve iki paralel doğru arasında bir üçgen gördüğün zaman ne yapacaksın? Bu alan kaydırma genelde aklına gelsin kardeşim. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Bu arada şurada bu yanlış yazılmış, hatalı yazılmış. Onu da idare edersiniz artık. Şu örnek değil de 3 alan kaydırma olacaktı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet geldik örneklere. Şimdi şuraya bakıyoruz. Bir üçgenin alanı isteniliyor bizden. Üçgenin alanı neydi? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa. Kesinlikle ama kesinlikle. Taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den çıkar demiş miydik? Evet. E hocam bu üçgende hiçbir şekilde bir taban uzunluğu yok. Bir uzunluk yok. Ben bunu bulamam. Ama dikkat edin. iki paralel doğru arasında bu. O zaman iki paralel doğru arasında şey yapacağımız tek iş şu. Tabanı sabitle paralel doğru üstündeki diğer tepe noktasını istediğin yere oynat. Genelde en köşesi en mantıklıdır. Yani al bu noktayı hop en köşeye çek. Buraya da çeksen bu üçgenin alanı ile mavi üçgenin alanı bu üçgenin alanı aynıdır. Ama en köşesi en mantıklıdır arkadaşlar. Al bunu bu noktayı al en köşeye B'ye getir. Tepe noktası bu. Taban D, E olacak şekilde bir üçgen oluşturacak olursak arkadaşlar bu üçgenin alanında yine mavi üçgenin alanıyla aynıdır alan kaydırmadan dolayı. A bu üçgenin alanını bulabilir miyim? Evet. Niye? Taban var. Tabana ait tepe noktası burası. Çizilen yükseklikte var mı? Evet. Geniş açılı olduğundan yükseklik dışarı düşüyor. Yükseklik var. O zaman alan D, E, C neye eşittir? Mavi alan şu kırmızı alana eşittir. O da neye eşittir? 4 çarpı 6 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 24 bölü 2'den cevabımız 12 olur. Geldik bir sonraki soruya. Aa hocam ne güzel. Taral alan isteniyor. Şu alanı bulabiliriz, ama bu alan sıkıntılı mı sıkıntılı? Hiçbir kenar yok. Varsa bile, bakın 2, 4, 2 kök 5. Şu tabana ait yükseklik çizseniz bile, bir şekilde bulabiliyor musunuz yüksekliği bulabilecek bir hamle var mı? Hocam alfa beta'ya dalsak, alfa beta, da beta valla bir şey yapamıyorum alfabete geçiş, başka da yapamıyorum. Demek ki tabana ait yüksekten çıkmıyor. Paralel doğrular var. İki paralel doğru arasında bir üçgen varsa, ki benim için sıkıntılı alan, şuradaki kırmızı alan arkadaşlar. Şimdi bu kırmızı alanı bulmak için hamle yapacağız. Şuradaki mavi alanda sıkıntı yok. İki paralel doğru arasında bir üçgen varsa tabanı sabitle. Tabanı sabitledim. Tepe noktasında istediğim yere oynatabilirim. Alan değişmez. Al burada kalan tepe noktasını. Hop en köşeye buraya getir. Tepe noktası bu. Taban bu olacak şekilde. Üçgen oluşturacak olursam. Şu kırmızı alanla mavi alanla olmak zorunda. Birbirine eşit olmak zorunda. Yani ben şuradaki alana A. Kırmızı alana B alanı diyecek olursam. Kırmızı alanla mavi alan birbirine eşit işte oldu. Yani şurası da B oldu. Benden ne isteniyor? ABC'de dörtgenin alanı. A artı B isteniyor. Bak A ile şu kırmızı alan mavi toplam taralı alanda. Ama ne yaptım? B alanını ben şuraya taşıdım. Yani alan kaydırdım. Ee, A artı B ne oldu? Şimdi bu dik üçgenin alanı olmadı mı? Oldu. İsterseniz A'ya ayrı B'ye ayrı bulabilirsiniz ama A artı B çok kolay bir şekilde çıkıyor ya. O yüzden öyle yaptık. Yani dik üçgen alanı olduğu için dik üçgendeki dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Yani 4 çarpı 5 bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. O zaman kaç çıktı buradan alan? 10 çıktı. Bakın çok güzel bir yöntemdir. Dikkat edin bu yönteme. <laughs> Geldik buraya. Ya bunu işte taban ve yüksekten falan filan da bulabilirsiniz de. Bak şimdi. Şunlar paralel verilmiş mi? Verilmiş. Genelde paralellik varsa tabanı sabitle tepe noktasında şey yap. Bir kere burada şey verilmiş. Şunlar birbirine paralel verilmiş. Bunları kullanalım. Bunların paralel olması ne anlama geliyor? Hocam ağırlık merkezinden paralel çizilmişse yukarıdan aşağıya oran 2'ye 1. Yukarıdan aşağıya oran 2'ye 1. Niye? Şunu şöyle çizdiğin zaman 2'ye 1 oran var ya 2'ye 1 ise 2'ye 1, 2'ye 1 diye ispatını da daha öncesinde yapmıştık zaten. Neyse ben bu üçgenin alanını şey yapacağım şimdi. İki paralel doğru arasında iki paralel doğru arasında bir üçgen varsa ne yapıyoruz? Alan kaydırıyoruz. Bak şimdi. Tabanı sabitledim. iki paralel doğru arasında. İki paralel doğru şu ve şu. Tepe noktasında paralel doğru üstünde istediğim yere oynatabilirim. İstediğim yere. Köşeye çekmek çok mantıklı. Arkadaşlar ben bunu alıp B noktasına getireyim. Tepe noktası bu. Taban bu olacak şekilde. Üçgeni oluşturacak olursam. Bu üçgenin alanında kaç yapacaktır arkadaşlar? 6 yapar. Çünkü alan kaydırmadan şuradaki mavi alanla bu sonradan çizdiğim mavi alan birbirine eşit oldu. E oranlamalar var. Haydi alan dağıtmaya. K'da kalan 6 ise 2K'da kalan nedir? 12 değil midir arkadaşlar? Evet. 1'e 2 oran var. Alanlardaki oran da 1'e 2'dir. Şimdi 2A'dan A'yı alan dağıtacağım. Hocam 2A'da kalan 12 ise A'da kalan 6 diyorsunuz. Saçınızı başınızı yolların. Niye? Ya kardeşim 2A'dan A'ya alan dağıtırken A'da kalan burası değil mi? Tepe noktası B değil mi? O zaman B'ye bakacaksın. 2A'da kalan B'ye kadar kaç? 18. A'da kalan kaç olacak? 9 olacaktır arkadaşlar. 2A'dan A'ya. 2A'daki 18'si A'da kalan da 9 olur. Tüm alan isteniyor benden. E 12, 6 ve 9'un toplamı yapmaz mı? 12, 6 ve 9'un toplamı. Yani cevap kaç yaptı? 27 yaptı arkadaşlar. Dikkat edin buna. Ve geldik bu soruya. Bu da biraz diğer sorulara nazaran biraz zor bir soru. S1 bölü S2 kaç verilmiş? 3 bölü 4 verilmiş. Hmm. Yani burada kalan 3A iken burada kalan 4A verilmiş. Hocam tepe noktaları aynı değil ki burada. 3A ve 4A. Bak tabanlar aynı doğru üstünde. Hocam ee, acaba burası 3K burası 4K diyebilir miyiz? Hayır. Tepe noktaları aynı değil. Alanlarla tabanlar doğru orantılı diyemeyiz. E ben burada bir iş yapamıyorum. Bakın 3A ve 4A'ya ait bir iş yapamıyorum. O zaman bu verilen paralellikleri kullanacağım. Öyle gözüküyor. Hocam şu paralellikleri kullanayım şimdi. Bu iki paralel doğru arasında bir üçgen var mı? Var. Tabanını sabitle. Al sana sabitledim. Şurada tabanını sabitledim. Bu tepe noktasında istediğim yere paralel doğru üstünde istediğim yere oynatabilirim. Haydi oynatayım. Al bu noktayı en köşeye çekmek en Çektim buraya. Hocam tepe noktası bu. Taban bu olacak şekilde üçgen oluşturacak olursak bu alanda yine ne yapacak? Şurasının alanı 3A ise öbür tarafın alanında yine ne olacaktır? Şuradaki mavi alanda yine 3A olacaktır arkadaşlar. Çünkü mavi alanda bu alan alan kaydırmadan birbirine eşit. Evet. Şimdi buradaki 3A ile buradaki 4A arasında bir ilişki yakalayabilir miyiz? Yakalayabiliriz. Niye? Hocam 3A ve 4A'ya baktığımız zaman tepe noktaları aynı. A o zaman 3A'da kalan 3K ise 4A'daki tabanda 4K diyebiliriz arkadaşlar. Evet ne bulduk? Burası 3K burası 4K bulduk arkadaşlar. Ben şimdi neyi şey yapmadım arkadaşlar burada kullanmadım. Hocam şu paralelliği kullandım. Hangi paralelliği kullanmadım? Şu paralelliği kullanmadım. Bu paralellikte alan dağıtsaydım bile, hani alanı kaydırsaydım bile bir işime yaramayacaktı. Şu üçgen yapacaktı. Maalesef hiçbir şekilde bu üçgenle bu üçgen arasında bir ilişki olmayacaktı zaten. İyi ki de oradan yapmamışız. Şimdi burada şu paralelliği kullanayım. Ne diyeyim mesela? Şekil karışacak gibi olacak ama şuraya x dersem. Gerçi EK bölü AC nedir diye soruluyor. EK bölü AC nedir diye soruluyor arkadaşlar. Ya burada 3K işte 3A alanında 3K 4K 4A alanında 4K tabanı var dedik ya. Şimdi oranlama isteniyor. Ben buraya x yazarsam eğer şimdi burada şu paralelliği kullanacak olursam 4K'nın A katıysa burada 4K'nın A katıysa burası da x'in A katı değil midir arkadaşlar? Evet. 3'e 4 yazsaydık da olurdu ama neyse A katından gideyim isterseniz. Bakın ne yaptım burada? Şu paralelliği kullandım gençler. Bak soru karışık ama verilen bilgiyi kullanmak zorundayım ben. Evet, şu paralelliği kullanacağım. Haydi bakalım kullanalım. Şu paralelliğe baktığımız zaman gençler şimdi 4'e x oran var. O zaman 4 e, 4K'nın x x oranı burada da 4K'nın x oranı olacak. Yani 4K'nın a katıysa x'in a katıdır. Peki şu paralelliği kullandım. İsterseniz şekli bir daha çizebiliriz arkadaşlar ama isterseniz şekli bir daha çizelim. Şöyle bir şekil çıktı karşımıza. Şu şu ve şu. Arkadaşlar şunlar birbirine paralel. Şunlar birbirine paralel. Şimdi buraya ne bulduk? X'in A katı bulduk. Buraya 4K'nın A katı bulduk. Buraya X bulduk. Buraya 3K bulduk. Buraya da 4K bulduk. Şimdi ben bu paralellikten 4K X 4K'ya X oran var. 4K'nın A katı ise X'in A katıdır dedim. Şimdi gençler bir de şu paralelliğe bakacak olursak. A hocam şunun şunu oranı şunun şunu oranı eşit değil mi? Evet paralellikten yani işin içinde bir de benzerlik de var. Yani 4K artı X'in 3 kya oranı 4K artı X'in 3 kya oranı eşittir. Şunun şunun oranı 4K'nın A katının X'in A katının oranına eşittir arkadaşlar. E burada bunlar gitti mi? Gitti. İşler işler yapalım mı? Yapalım. Şimdi X'i K cinsinden bulacağım. E, buradan ne yaptı bu? Şu X ile 4K'nın çarpımı 4KX artı X kare eşittir. Şunu da şunu 4 kere 3 12 k kare yaptı. Evet hadi bakalım çarpanlara mı ayıracağız? Maalesef çarpanlara ayıracağız. Evet burası ne yaptı arkadaşlar? x kare artı 4 k x artı 12 k kare eşittir 0 yaptı. Buradan x'e x diye ayırırsam bu da 6 k'ya 2 k diye ayrılırsa e, burası 12 k kare eksi 12 k kare diye geçecek öbür tarafa. E, artı 4 k'yı elde etmem için şurası artı burası eksi olursa çapraz çarpımlarının toplamlarından bakın 6xk eksi 2xk 4kx yapıyor değil mi? 4xk yapıyor değil mi? Evet. O yüzden bu şekilde olmak zorunda. Yani buradan ne geldi arkadaşlar? <laughs> x artı 6k'ya x eksi 2k eşittir 0. E bu eşit 0'dan x eşittir 6k eksi 6k gelir. Böyle bir uzunluk olamaz. Bu eşit 0'dan x eşittir 2k gelir. Evet x'i de 2k bulduk arkadaşlar. Benden e ka, kara bölü ac isteniyor. E kara, E kara nedir? x bölü ac tamamı. X dediğimiz zaten nedir arkadaşlar? 2K bölü tamamı. 4K, 2K ve 3K'nın toplamı kaç K yaptı? 9K yaptı. Yani cevabımız 2 bölü 9 çıktı arkadaşlar. Zor bir soru mu? Evet bir tane de bununla ilgili zor bir soru yazmak istedim. Hem alan kaydırmayı kullandırdım hem de benzerliğin özelliğini kullandırdım arkadaşlar. Sadece benzerlikte bile burası 4K, X ve 3K olduğunda X'i bulmak bile biraz zor. Evet zor soruyu biraz üçgende alana da çevirdim arkadaşlar bazen böyle zor sorular üst üste iç içe gelebiliyor. ÖSYM'de yapabiliyor. O yüzden her şeyi hazırlıklı olmamız lazım diye düşünüyorum. Evet gençler, böylelikle neyi bitirdik? Alan kaydırmayı bitirdik. Alan kaydırma gerçekten ama gerçekten önemli. İlk 3 formül, ilk 3 kural gerçekten çok önemli. Şimdi geldik 4. kurala. Sinüs alan formülü. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim öncelikle. Sinüs alan formülünden ziyade sen ilk videodaki taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'yi anladıysan çoğu soruyu sinüs alan formülünden yapmayacaksınız büyük ihtimalle. Ha sinüs alan formülünü de kullandığımız zamanlarda oluyor o ayrı bir konu ama her soruyu da öyle sinüs alan formülünü uygulamak zorunda da değilsin. Trigonometride gördüğünüz büyük ihtimalle ama ben yine buradan anlatayım. Ee, kollar ve arasında kaçı belliyken üçgenin alanı nedir? A çarpı C çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Bu. Ama gençler bak şöyle bir soru geldiğinde burası 30 burası 6 burası 8 geldiğinde sen bu üçgenin alanını bulurken 6 çarpı 8 çarpı sinüs 30 bölü 2 yapmayacaksın değil mi? Sinüs 30'u falan bulmayla uğraşmayacaksın. Böyle e, özel açı var. Ne yapacaksın? Özel açı mantığını kullanacaksın. Çek tabana ait yüksekliği. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 8 çarpı 3 bölü 2 direkt üçgenin alanıdır arkadaşlar. Yani 12 yapar. Yani sen bu dik çizme mantığını kavradıysan her türlü e, çoğu, sinüs, çoğu sinüs alan formülüyle yapılabilen soruyu normalde taban çarpı tabana ait yükseklikte zaten yapabilirsin. Nasıl ki kosinüs teoremine karşıyım biraz da sinüs teoremine de karşı gibiyim arkadaşlar ama ama bazen de yine sinüs alan formülünü de kullanmak zorunda kalıyoruz. O yüzden bunu da bilmek lazım. Neymiş? kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2. iki kol arasında açı olduğunda bu şekilde de bulabiliyoruz arkadaşlar. Ama her zaman da kullanmak zorunda da değiliz. Geldik şuraya. Mesela burada. Ha şunu da söyleyeyim. Ben bu soruyu sinüs alan formülüyle çözülebilen her soruyu taban çarpı tabana ait yükseklikten çözebilirim. Onu söyleyeyim bu arada. Hocam niye? Ya bazı işin içinde sinüs varsa sinüs alfa nedir? Karşı bölü komşu değil midir? Dik üçgen vardır. A dik üçgen oluşturulabilir ya da e, dik üçgenin olduğu yerde de nedir? Üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den zaten çıkacaktır. Mantık o. Neyse. Arkadaşlar şuraya bakalım. Ama hocam burada ne yapacağız? İşte bak yükseklik yok. He. Yükseklik yok. Üçgenin alanını hiçbir şekilde ben şeyden bulamam. Bir kere bu taralı alanlar birbirine eşit demiş. Şu beyaz alana B dersem. Bak A artı B alanı bu üçgenin alanı. A artı B alanı da bu üçgen alanı. Demek ki soru taban çarpı tabana ait yükseklikten çıkmayacak. Ya çıkar da zorlamayalım daha doğrusu çıkmayacak arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Şuraya baktığım zaman A A dedim. Şuraya da de B alanı deyince bak. A artı B alanı şu kırmızı alan yaptı. Dikkat dikkat. A artı B alanı kırmızı alan yaptı. Özel bir durum sanki A artı B. Öbürü de şu mavi alan yapmadı mı arkadaşlar? Öbürü de şu mavi alan yaptı. Öbür mavi alandı. E hocam kırmızı üçgenle <laughs> mavi üçgendeki ortak bir şey var mı? Var tabii ki. Neresi? Hocam burada kaç? Her ikisinde de ortak. He, her ikisinde de ortak bir açı varsa. Açı varsa sinüs alan formülü aklımıza geldi. O zaman A artı B alanını yazalım arkadaşlar. A artı B alanını yazıyorum kırmızıdaki. Hocam kollar çarp mı? Yani 2 çarpı 7 değil mi? 2 çarpı 7 çarpı sinüs alfa bölü 2 değil midir arkadaşlar? Evet. Mavi alana bakalım. Mavi alanda nedir? Kolları çarpı mı? 3 çarpı şu. 2 artı x. 3 çarpı 2 artı x çarpı, bu da sinüs alfa bölü 2 midir A her ikisi de birbirine eşit midir? A artı B olduğundan her ikisi de birbirine eşittir. E o zaman bu sinüs alfa bölü 2'ler gitti. Buradan 14 eşittir 6 artı 3x yaptı. 8 eşittir 3x olduğundan x de buradan ne geldi? 8 bölü 3 geldi arkadaşlar. Soru nereye gitti? Bizi kırmızı üçgenin ve mavi üçgenin alanları eşit ve her ikisinde de ortak bir açı olduğundan açı var hocam, eşit açı var. Alanlar eşit açıyla ilgili alan muhabbeti ya alan da var işin içinde. Alan muhabbeti sinüs alan formülüdür dedik ve bunu yaptık. Trigonometride de işlediğinizde zaten böyle bir soruyla karşılaşmışsınızdır büyük ihtimalle. Geldik bir sonraki soruya. Mesela bu soru arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu soru 5, 12, 13 üçgeninden 13'ü yazdınız. Aa hocam şekilde 90 derece var. Tabana ait yükseklikten çıkar deyip şurada kaşı bulacaksınız. Hocam alfa, beta, alfa, beta benzerlikten haşa bul Sonra taban çarpı yüksek bölü 2'den sonucu ulaşabilirsiniz. Ama bu tür soruların sinüs alan formülünden de yapıldığını göstermek istiyorum arkadaşlar size. Şimdi bu üçgenin alanı nedir? Hocam buraya alfa dersem 3 çarpı 12 çarpı sinüs alfa bölü 2'den çıkar bu. Ama sinüs alfayı nereden bulacağım? E 90'lar havada şu alfa beta'ya dal. Al. alfa beta. Beta 90'sa alfa. 5, 12, 13 mü? Evet. Sinüs alfayı belki burada bulamıyorum ama buradaki dik üçgende sinüs alfa belli. Sinüs alfa nedir? Karşı bölü hipotenüs. Yani 12 bölü 13. Hmm. 12 bölü 13. Şimdi geldik buraya. BCD üçgenin alanı nedir? Kollar çarpımı. Yani 3 çarpı 12 çarpı sinüs alfa bölü 2 değil midir? Evet. Yani 3 çarpı 12 çarpı sinüs alfa dediğimiz nedir? 12 bölü 13 bölü 2 yaptı. Buradan ne geldi arkadaşlar? Şununla şu sadeleşti. 6 geldi. <laughs> O zaman 6 kere 2 12 72. 73 ile de 72'yi çarpınca 216 mı yapıyor? Evet. 216 bölü kaç yaptı? 13 yaptı. Cevabımız arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu 90'ların fazla olduğu sorularda hani e, şey de yapabilirsiniz. Sinüs alfadan da sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hatta şöyle yapabilirsiniz. E, i̇lk videodaki işlediğimiz bu 90'lı sorular vardı ya. Bir bakın isterseniz. Biz benzerlikten tabana ait yüksekliği bularak yaptık. Bir de o soruları silip bir de böyle bak bakalım sinüs alfadan çıkıyor mu diye deneyin arkadaşlar. Tamam. Ya bu dediklerimi yapın arkadaşlar. Size çok şey katar. O yüzden belki de size o sinüs alfa yöntemi kolay gelecek. Bütün 90 derece o 90 derece sorularda belki de soruları e, sinüs alfadan daha kolay bir şekilde yapacaksınız. Bilmiyorum. A ben tabii ki yükseklik ya benim tarzım bu. Yükseklikten gitme taraftarıyım. Tabana ait yükseklikten gitme taraftar. Geldik buraya. ABC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen olduğu için bir açıları yazalım. 60, 60, burası da 60. DBC de dik üçgen. Tamam. Sonra DK çarpı KB verilmiş. DK çarpı KB verilmiş. Neye eşit verilmiş arkadaşlar? Ali kara çarpı KC'ye eşit verilmiş. Ali kara çarpı KC'ye eşit verilmiş. A hocam şu kırmızılar çarpımı maviler çarpımına eşit demiş. Eşit demiş. Hocam kırmızılar çarpımı ve maviler çarpımı eşitken ve aralarındaki açıda şuradaki açılar da aynı değil mi? Aynı. O zaman şu ikisinin çarpımı sinüs alfa bölü 2 ile şu ikisinin çarpımı sinüs alfa bölü 2 yani şunlara çarpı sinüs alfa bölü 2 eklersem yani şuraya yazayım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Şunu şöyle bir yazmaktan üşendim. CTRL V yapayım. Şurası arkadaşlar. Dk çarpı Kb ile Ak çarpı Kc birbirine eşit ya. Ben bunları bir de bak şu aradaki açılarda eşit ya şu DK ile KB, AK ile KC arasında kaçı değişti ya. Her iki tarafı sinüs alfa. Hani kollar çarpı sinüs alfa bölü 2, kollar çarpı sinüs alfa bölü 2 de birbirine eşit mi oluyor mu arkadaşlar? Çarpı sinüs alfa bölü 2 ile çarpacak olursam. Aa hocam kollar çarpı sinüs alfa bölü 2, kollar çarpı sinüs alfa bölü 2 de eşit oldu. Yani bu ne anlama geliyor? Buradaki alan A ise burada kalan da A anlamına geliyor. A şurada da bir beyaz alan var. Şuraya da bir B alanı diyecek olursam. Yani şu alanlar birbirine eşit oldu arkadaşlar. Çünkü şunların çarpımından dolayı. Şunların çarpımından dolayı. Çünkü çarpımları sin sayfa bölü 2 çarpımları sin sayfa bölü 2 de eşit olmak zorunda. O zaman bu alanlar birbirine eşit. Şu beyaz alana da B dersem. A hocam A artı B alanı dik üçgenin alanı. A artı B alanı eşkenar üçgen alanı. Yani A artı B alanı nedir? Dik üçgenin alanı. 4 çarpı X bölü 2. Aynı zamanda A artı B alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4 değil midir arkadaşlar? Evet. Ne oldu? Her ikisi de A artı B alanına eşit. Bunlar birbirine eşit. Dörtlerinden bir tanesi gitti. Hocam buradaki dörtle buradaki dört de gitti. Yani buradan x bölü 2 eşittir kök 3 geldi. X'i de buradan ne buluruz arkadaşlar? 2 kök 3 olarak buluruz. Yani bu örneğin cevabı da ne çıktı? 2 kök 3 çıktı. Soru bizi buraya itti. Şu x'in çarpımı bu x'in çarpımı. Aradaki açılar da eşit. Demek ki tüm sayfa bölü 2'ler de eşit oldu arkadaşlar. Ve sonra alanları eşit bulduk. Alanları eşit bulunca burası da b olunca a artı b a artı b. Yani böyle değişik sorularla da karşınıza çıkmak istiyoruz ki sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Evet gençler böylelikle bu olayı bitirdik herhalde. Evet bu olayı bitirdik. Bu arada şuradaki şey de yanlış yazılmıştı. Bu 4 sinüs alan formülü olacaktı arkadaşlar. Örnek yazılmış yanlış yazılmış. Burada da kusura bakmayın. Düzeltiyi yaptık. Şimdi sırada ne var? 5. İşte çember alan ilişkisi var arkadaşlar. İsterseniz bunu da bir sonraki videoda halledelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.